4.sünü gerçekleştireceğimiz basın nöbetinin nöbetçi gazetesi Mustafa Kemal Erdemoğlu. Kendisi ailelerle röportaj gerçekleştirecek. Ben sözü basın açıklamasını yapmak üzere Damla arkadaşımız basın açıklamasını okuyacak. Kendisine veriyorum. Mustafa Bey. Basına ve kamuoyuna. 34. vicdan ve adalet nöbetimiz için buradayız. Adalet arayan işçi aileleri adına hoş geldiniz diyoruz. İş cinayetleri devam ediyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Eylül 2014 raporuna göre 143 işçi ekmeğini kazanmak için çalışırken hayatını kaybetti. Öncelikle aynı ihmallerle iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimiz başta olmak üzere, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, ailelerine sabır ve yaralı kardeşlerimize şifa diliyoruz. Bizler acıyı, kederi yaşayan aileler olarak bir daha olmasın diye uğraştıkça ve seslendikçe inadına iş cinayetleri olmaya devam ediyor. Ve tarih işçiler ve geride kalanları için bütün acımasızlığıyla devam ediyor. Cinayet gerçekleşir, yetkililer, işverenler aynı açıklamaları yaparlar. Sendika, meslek odası, siyasi partiler olay yerine giderek kimileri de bulundukları yerlerden açıklamalarını yaparlar. Kınamayan yoktur. İşverenler hemen aracı sokarlar. Tazminatlarını biraz artırarak ailelere teklif ederler. Dava yoluyla alınacak tazminatı peşin vereceklerini söylerler. Kader ne yaparsın derler. Geride kalanların her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söylerler. Ailenin hemen civarından da benzer sesler yükselmeye başlar. Doğru diyorlar diye. Zaten takip etsen de bir şey çıkmaz. Ya da zaten Cumhuriyet Savcısı takip ediyor. Sen ne yapacaksın ki derler. İşte biz hayır, adalet istiyoruz diyenler 34 nöbettir buradayız. İşverenlerin kazanç hırsı ve denetimsizliğin yol açtığı iş cinayetlerinde canlarını, yakınlarını kaybetmiş aileler olarak bizleri birleştiren kederimiz ve öfkemizdir. Bizler adalet arayan işçi aileleri olarak olay anı ile sınırlı olmayan tuttuğumuz nöbetle gittiğimiz her duruşmayla meydana gelen diğer iş cinayetlerinde verdiğimiz her tepkiyle geride kalan için çabalamaya devam ediyoruz. Tekrardan söylüyoruz. İşverenler ve denetim yükümlülüğü olanlar yasal mevzuatımızda ifade edilen işçi sağlığı ve iş güvenliği hükümleri gereği olan iş güvenliği önlemlerini ticari faaliyetinin başından beri almama ve ölümlerin meydana gelmesine sebebiyet verme, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeme ve görevlerini ifa etmekten kaçınma nedeniyle asli sorumludurlar. Ve bizler aileler olarak diyoruz ki, adil ve bütün sorumluların yargılanması hususunda hükümet edenler etkili tutum almadıkça, hakimler, savcılar ve bilirkişiler her iş cinayetini kamu düzenine dair bir suç olarak görmedikçe, kamusal denetim mekanizmaları etkili olarak yerine getirilmedikçe, işverenlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri almasında caydırıcılık arttırılmadıkça, taşeron sistem devam ettikçe, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmadıkça, sendikalaşan işçileri işten atan işverenler cezalandırılmadıkça, sendikalar ve emekten emekçiden yanayım diyen partiler, organizasyonlar görevlerini yapmadıkça iş cinayetleri sürmeye devam edecektir. Ekim ayı nöbetinde 17 Eylül'de ilk duruşması görülen Özel Doğa Hastanesi'ndeki iş cinayetinde hayatını kaybeden Eren Eroğlu davasını yüksek gerilim hattı geçen bir arsada yönetmelikte belirtilen kesinlikle girilmeyecek alanı ihlal eden bina inşaatına ruhsat verdiği ve kullanıma izin verdiği için Esenyurt Belediyesi yetkilileri 5 metrelik alanı tapuya şer ettirmediği için TİH yetkilileri bu ihlale rağmen binaya hastane binası ruhsatı verdiği için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve gerekli önlemleri ve eğitimleri aldırmadan binaya çıkaran işveren yetkilileri TDS Reklam ve Özel Doğa Hastanesi yetkilileri sorumlu olarak yargılanması gerektiğini, 2 Ekim'de 13. duruşması görülen Esenyurt Marmara Park AVM çadır yangını davasını, yangının meydana gelmesinde İş Bankası GYO, Ece, Marmara Park AVM, Kaya İnşaat, Kaldem ve diğer işverenler bu iş yerlerinin denetiminden sorumlu olan
bütün kurum ve kişiler birinci derecede sorumlu tutularak yargılanması gerektiğini, vicdan sahibi, adalet duygusunu yitirmemiş herkes bu vahşeti anlayarak davranmalı diyoruz. İş cinayetlerini durdurabilmek için vicdan ve adalet nöbetine başladık, devam ediyoruz. Ve biz en çok canı yananlar, geride kalanlar için başka canlar yanmasın diye her ayın ilk pazar günü Taksim Galatasaray Meydanı'nda 13'te 1 saatlik vicdan ve adalet nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz. 28 Nisan diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de iş cinayetlerinde hayatını kaybedenleri anma ve yas günü ilan edilmelidir. 3 yıldır başlattığımız talebin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Change.org'da başlattığımız imza kampanyasını gerçekleşinceye kadar devam ettireceğiz. Bu nöbetin gazetecisi Mustafa Kemal Erdemo, çaresi yok, bütün sorumlular yargılanacak. İş kazası değil cinayet, adalet istiyoruz. Adalet arayan işçi aileleri.